Çok mu sevdin onu? Ben çocuktum o zamanlar. Sevdin mi sevmedin mi? Sen onu söyle. O kadar eski bir zamandan bahsediyoruz ki. Ben unuttum gitti bile. Görünce şıp diye hatırlamışsın ama. O da seni unutmamış. Bak kapılara kadar geldi. Niye? Ne bileyim ya. Demek hala senden ümidini kesmemiş. Hayriye. Saçmalıyorsun artık yeter. Ne işi var burada? Ay evli olduğunu bilmiyor mu? Bilmez mi canım? Konuştuk söyledim. Nerede konuştunuz? Pastaneye mi gittiniz? Ha yoksa muhallebiciye mi? Hayriye. Vallahi çok sıkıldım. Söylemene lüzum yok. Kaç gündür belli oluyordu zaten ne kadar sıkıldığın. Boşuna değilmiş o küslükler. İki laf söyledim diye bahane ettin. Yüz çevirdim benden. Aman üzdüm kocamı diye dertleniyordum ben de. Ne bileyim senin eski aşkın depreşmiş. Ondanmış bütün bu haller. Benimle evlendiğine pişmansın değil mi? Makul olmayacağını bile bile oturup bunları sana anlattığım için pişmanım Ayrı'ya. Başka hiçbir şey için değil. Böyle yapmakla beni ne kadar kırdığını farkında mısın? Ya insan bunca yıllık kocasına şu kadar güvenmez mi? Hiç mi bilmiyorsun beni? Hiç mi tanımıyorsun? Tanımıyormuşum demek. Alo. Ferun da benim Fikret. Ne haber? İyiyim. İstanbul'dayım. Ya. Örtüleri teslim etmeye geldim de. İşim bitti şimdi. Geleceğim evdeyseniz. Evdeyiz evdeyiz gel. İşler karıştı yine. Ne oldu kızlar mı? Bu sefer annenle baban. Bir kadın yüzünden kapıştılar. Anlamadım nasıl yani? Babanın eski aşkı piyasaya çıkmış. Anne köpürdü. Ne diyorsun Ferhunde? Olur mu öyle şey? Olmuş valla. Baban itiraf etti. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Tamam artık. Ben bir şey söylemeyeceğim. Geliyorlar. Ne söyleyeceğini? Alo? Alo Ferhunde? Hadi gel bekliyoruz. Fikret geliyor. İstanbul'daymış. El işlerini teslim etmeye gelmiş. İyi. Çok sevindiniz. Ay sus Ferhunde bak. Asabım bozuk. Ne oldu niye? Ay niyese niye sana ne? Kavga mı ettiniz? Ferhunde bak uğraşma kızım. Lütfen bak çok kötüyüm yani. Kırmayayım seni de. Hadi git hadi ojeni sür dergini oku. Rahat bırak beni hadi. Bu kesin işe yarar diyorsun öyle mi? Sen bu kaşıkları bahçeye göm. İki güne kalmaz. Aynı böyle sırtlarını dönerler birbirlerine. İyi. Veririm arkadaşa. Gider kadının bahçesine göme. Uğraşma böyle işlerle Cevriye. Vallahi günah. Aa, iyilik için yapınca günah olmaz. Yazık arkadaşım zor durumda kalmış. Hatırını mı kırsaydım yani? Kimmiş bu arkadaş? Sen tanımazsın. Damadı bir kadına tutulmuş bunun. Evi barkı unutmuş. Kızı evde perişan kalmış öyle. Zavallı ağladı sızladı. Yardım et Cevriye şu adamı dostundan ayıralım dedi. E ne yapayım yani? Böyle bir imkan varken bir yuvanın yıkılmasına göz mü yumayım? Dur başka bir şeyler daha vereceğim sana. Ay ver ver ne varsa ver. Yeter ki şu kadın bıraksın oğlanın yakasını. Bunun içinde okunmuş iğneler var. İğneleri o kadının elbiselerinin gizli yerlerine sokacaksın. Yaka içine falan. İğne kumaşa battıkça her şey ona batmaya başlayacak.
Oh ne güzel. Fenalıklar gelecek. Duramayacak durduğu yerde. Yandım Allah diye kaçıp gidecek. Aman inşallah, inşallah. Yatağına yorganına da batırsın bir iki tane. Bir daha aynı yatağa giremezler beraber. Ay çok yaşasene mi? Kaç para alacaksın bu işten? Çok değil, 200. Aa çok ayol. Kadın veremez o kadar. Gel yüze bağlayalım şunu. Vallahi kurtarmaz. 150. Olmaz. Tamam dur. Ben kendi paramdan vereyim. Arkadaştan alırım sonra. İğneler gibi batsın bu yatak sana Fikret. İnşallah, inşallah. Birine mi baktınız? Hanımefendi? Eve baktım. Sahibi siz misiniz? Evet. Yani eşimin ailesinden kalmış. Çok güzel bir bahçe. İçi bizi dışı görenleri yakıyor. Çok eski, çok. Yani eski dedim ama tarihi, o bakımdan. Siz ev mi almayı düşünüyorsunuz? Yok. Geçerken gördüm öyle. Hoşuma gitti, kusura bakmayın. Aman efendim, rica ederim. Hoşça kalın. Kadın benim kapıma gelme cesaretini nereden buldu? Kapat artık şu mevzuyu. Çok sinirleniyorum Hayriye. Madem olmuş bitmiş, her şey geçmişte kalmış. Niçin hala geliyor? Niçin seni aradığını söylemiyor? Ya ne düşündüğünü ne bileyim ben? İşin içinde iş olmasa adam gibi söylerdi senin söylediğin gibi. Eski bir ahbabım derdi. Sakladığına göre bir şeyler dönüyor demek ki. Yok eve bakmış da, yok ev güzelmiş de. Bir sürü yalan. Hangimizi kontrol etmeye geldi acaba? Seni mi beni mi? Hayriye, Allah rızası için yeter. Yeter, boğdun beni. Nefes alamıyorum, yeter be. Bak nasıl itiraf ettin? Boğuyorum ben seni tabii. Gırtlağını sıkıyorum değil mi? Nereye gidiyorsun? Hava alacağım biraz. Koş, al koş. Nefessiz kalma. Hava al. Sen de onun evini biliyor musun? Yoksa arayıp soracak mısın şimdi? Hayriye! Mm-hmm.
Kimin elini soracak? Ne oluyor ya? Bana da söyleyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.